Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün size bir yolcu uçağının kanatçının hikayesini anlatacağım. Kanatçık nedir diye aklınıza gelebilir ama Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ büyük bir başarıya imza attı. Airbus'un uzun menzilli A350 yolcu uçaklarının bugüne kadar 500 adet kanatçığını imal ederek Airbus'a teslim etti. Peki bu kanatçık ihalesi nasıl alındı? Arkasında neler yatıyor? Kaç kişiye iş sağladı bunu biliyor musunuz? Gelin bu videomuzda kanatçığın hikayesini sizlere ben anlatayım. <laughs> Türk Hava Kuvvetleri'ne zaman zaman ne yazık ki kazalarla gündeme gelir. Kamuoyunun KASA adıyla bildiği CN-235 hafif nakli uçakları vardır. 1980'lerde artık demode olan C-47 uçaklarının yerine CN-235'ler alınmıştır. O dönemde kasaların imalatçısı, imalatçının adıyla anıldığı İspanya'da kasa şirketidir. Kasa şirketi ilerleyen yıllarda Airbus'un bir ortağı haline gelecektir. Kasayla birlikte diğer tarafta Endonezyalı IPTN şirketinin ortak tasarımıdır CN-235'ler. İşte o yıllarda Türkiye 52 adet CN-235 siparişi verilir. Çok tartışılır o dönemde işte bu uçaklar alınmalı mıydı, alınmamalıydı, teknik özellikler şunlar bunlar. Onları başka bir kenara doğru ayırıyorum. Bu projeyle birlikte uçağın ana parça imalatçılarından biri o zamanki adıyla TAYI, şimdiki adıyla TUSAŞ olur. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi. Türkiye o dönemde 52 uçakla en büyük müşteridir. Daha sonra 9 uçak daha sipariş edilir. Bunlardan 6'sı deniz kuvvetlerine, 3'ü de sahil güvenlik komutanlığına verilir. TAYI o günlerde sadece Türk Silahlı Kuvvetleri için değil, yabancı ülkelere satılan CN-235'lerin de gövdelerini Türkiye'de imal eder. Hatta bugün Amerikan sahil güvenliğinde uçan CN-235'lerin gövdesi de Türkiye'de, Ankara'da imal edilmiştir. Bu ortaklıkla birlikte Türkiye bir sonraki adıma devam eder. Çünkü gündemde Airbus'un askeri kanadını yapacağı bir askeri nakli uçağı vardır. 4 motorlu bu dev askeri nakli uçağına A400M adı verilir. Ve Türkiye tabiri caizse müteahhitlik tabiriyle diyelim topraktan bu projeye girer. Yani kurucu ortakları arasında yer alır. Türkiye önce bu uçağa ciddi sayıda sipariş verilir ama ekonomik nedenler ve projelerin maliyetlerindeki yükselmeler biraz bizim sipariş sayımızı 10'a kadar indirir. Bunun karşılığında da Türkiye'ye %8'lik bir pay verilir bu projeyle ilgili. Bu projede Türkiye'nin üreteceği parçalardan biri ön gövde parçası ve kanatlardaki eleronlardır. Eleron yani Türkçesi kanatçık. Eleron ne işe yarar? Eleron uçağın kanatlarında yer alan hareketli parçalardır. Uçağın sağa, sola dönmesini sağlar bu. Kanatları yatırır yukarı, aşağıya doğru. Ve tasarımı da kanat gibi zordur. Bir uçak içerisinde motor haricinde tasarıma gerçekten en zor parçaların başına kanat gelir. Çünkü iyi bir kanat uçağı çok daha performanslı uçurur. Az yakıt harcamasını sağlar ve verilen görevleri o kanat üzerinde daha iyi hayata geçirmek için iyi bir tasarıma sahip olmalıdır. Genellikle de Airbus uçaklarının kanatlarının ana tasarımlarını İngilizler yapar. Ve Türkiye'de buradan verilen işle kanatçık tasarım yapılır. O yıllarda TUSAŞ F-16'ların ve CN-235'lerin montajını yapan mühendislik kapasitesi bugüne göre çok daha küçük bir şirkettir. Çok sayıda mühendis bu görevde çalışmaya başlar. Hatta sayıları bir dönem 300'e kadar ulaşır. Bu mühendisler Fransa'ya, İspanya'ya A400M projeleri için gider gelirler ve Airbus'ta çalışmayı öğrenirler. Bu mühendislerin ilişkileri ileride Tusaş'a farklı Airbus, özellikle de yolcu uçaklarındaki parçaların üretiminin gelmesini sağlayacaktır. Bu adamın arkasından Tusaş ilk kanatçı tasarlayarak Airbus'a teslim eder ve imalat süreci başlar. Halen Tusaş A400M'ler için kanatçık imalatına devam ediyor. 2010'lara doğru gelirken iş başka bir yere doğru kaymaya başlar. Airbus yeni bir yolcu uçağı yapacaktır ama elinde fazla mühendis yoktur. Airbus şöyle bir yaklaşıma karar verir. A380 kadar elinde ciddi bir para ve bu kadar sayıda mühendis olmadığı için bazı projeleri dışarıya taşeron şirketlere vermeye başlar. Ama burada şöyle bir kıstas vardır. O projeye o projeye katılacak şirketler önce tasarımı yapılacak, tasarımı sunulacak ve tasarımın en iyi olduğuna inandıktan sonra o şirketlere imalat için fiyat alınıp o şirketlerle görüşme yapılacaktır. A350 için 3 şirket ihaleye girer. Bunlardan biri Tayi yani TUSAŞ'tır. Diğeri Belçikalı şirket. Bir diğer rakipse Hollandalı şirkettir. Gerçekten şirketler çok dişli rakiplerdir. Hayır o yıllarda A400M'in kanatçıklarını yapan mühendisleri o projeye kaydırır ve bu mühendisler hemen çalışmalara başlarlar ve ortaya gerçekten iyi tasarlanmış bir kanatçık çıkar. Airbus tarafından yapılan değerlendirmede Tayin'in yaptığı kanatçık Belçika ve Hollanda'nın tasarımlarının önüne geçer. Sıraya üretim için yapılacak pazarlık gelir. Burada da Türkiye'nin gerçekten avantajlı fiyatları öne çıkar ve bu işi o zamanki adıyla Tay'ı kazanır. Şimdi size bu kazanılan ihalenin toplam bedelini açıklayacağım. Gerçekten çok önemli bir miktar. Bu ihalenin toplam değeri 400 milyon dolardır. Fakat burada şöyle bir kıstas vardır. Tayi 20 yıl boyunca imalatta kalacak tüm A350'lerin kanatçığını üretecektir. Bu kanatçık için her yıl ortalama siparişe göre belirli bir sayıda üretim yapacak ve 20 yılın sonunda toplam 100 milyon dolarlık Ciro'ya ulaşacaktır. Yani 100 milyon dolara 20'ye böldüğünüz zaman yıllık sadece 5 milyon dolar gibi bir rakam. Çok büyük gelmeyebilir size. Ama TUSAŞ 3 yıl süren kanatçık tasarımı sonrasında nereden baksanız başlangıcında 300 daha sonra sayısı 500'e kadar yükselen mühendisle 3 yılda 300 milyon dolar mühendislik parası kazanır. Şimdi bir tarafta kanatçık üretimi yılda 5 milyon dolar kazanıyorsunuz. Diğer tarafta 3 yılda 300 milyon yani yılda 100 milyon dolar kazanıyorsunuz. Kanatçık yapmak için kompozitin önemli bölümü yurt dışından geliyor. Tezgah alıyorsunuz, elektriğiniz, şuyunuz buyunuz ve sizin kar payınız çok düşük. Mühendislikte ise sizin harcayacağınız, verdiğiniz mühendise maaş, aldığınız bilgisayar ve tabii ki tasarım programları. Yani mühendisliğin karlılığı çok fazla. Bu nedenden dolayı havacılıkta bir bakarsınız Airbus fabrikasını gezerken Boeing'in parçalarının yapıldığını görürsünüz. Veya Amerika'dan Airbus parçaları üretilir Avrupa'ya gelir. Veya bir bakarsınız birçok sivil Airbus uçağının parçası TUSAŞ'ta imal edilir. Niye? Daha uygun fiyata, daha iyi imalat standartlarında bu gerçekleştirilebilir. Asıl para mühendisliktedir. Görüyorsunuz birinden yılda 100 milyon dolar kazanıyorsunuz. Parça imalatında da 5 milyon dolar kazanıyorsunuz. Türkiye'nin yetişmiş insan gücü ve artan havacılık projeleriyle birlikte bu tür işlere eğilmesi Türkiye'ye çok ciddi bir mühendislik geliri getirecektir. İşte bu mühendisler 3 yıl A350'de çalıştılar. Belki bir bölümü Hürkuş'ta devam etti. Bir bölümü Ankay'ı yaptı. Bir bölümü uzayda uydular tasarladı. Bir bölümü helikopterci oldu ve gelecekte de TUSAŞ'ın elinde yeni projeler var. İşte bakıyorsunuz Hürjet, ağır taarruz helikopteri, mini muharip uçak. İşte bu elinizdeki aileyi genişlettikçe, bu mühendisler projelerde çalıştıkça sizlere, ülkelere daha fazla yeni ürün bir de katma değer oluşturacaklar. Bu yüzden mühendisler çok önemli birer insan kaynağı haline geliyorlar. Bir taraftan da bakıyoruz e, TUSAŞ içerisinde bazen o mühendislerin bir kısmı ayrılıyor. Bir bakıyorsunuz sektörde başka şirketlerde işte orada Şefke işte bakıyorsunuz TUSAŞ içerisinde bazen yetişmiş mühendisler ayrılıyor. Bir bakıyorsunuz sektör içerisinde farklı şirketlere geçiyorlar. TUSAŞ'ta şefken orada müdür oluyor veya altına yeni öğrenciler yetiştiriyor ve o boşluklar kapatılıyor veya bir bakıyorsunuz kendi şirketlerini kuruyorlar o öğrendikleri iyi bir okuldan aldıkları eğitimi kendi şirketlerine kendi standartlarında dünya devlerine mühendislik hizmeti vererek parça imal ederek bazen danışmanlık yaparak dünyanın dört bir tarafında veya ülkemizde o projelerin o eğitimin ekmeğini yemeye devam ediyorlar. İşte bu yüzden eğitim çok önemli yetişmiş insan kaynağı çok önemli ve en önemlisi de o kaynakları meşgul edebilecek onları ayakta tutabilecek, ülkemizde kalmalarını sağlayacak yeni yeni projeler. Bir proje geldikçe, başarılı oldukça yeni sayfalar açıyor, yeni yeni projelere doğru yelken açılıyor. Bunu zaten yıllardır Amerika, Avrupa veya uzak doğuya baktığınız zaman Japonya, Güney Kore veya Singapur başarıyla yapıyor. Neden Türkiye bunun da gerisini getirmesin? Bütün umudumuz bunun devam ettirilerek bu iş gücünün geliştirilmesi çünkü savunma ve havacılıkta açtığınız yeni teknolojiler yarın öbür gün otomotivde, elektronikte veya farklı farklı alanlarda size yeni yeni teknolojiler kazandırılması sağlanıyor. Size bu videomda bir kanatçın hikayesini anlattım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com mail adresine gönderin. Katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zaten abone oldunuz diye düşünüyorum. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Detaylı savunma ve havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.